Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 10. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 2. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istiyoruz. Vakit kaybetmeden ilk bölümle başlayalım. İnsanın yüce Allah ile iletişim kurma yollarını maddeler halinde yazınız şeklindeki bir klasik sorumuz var. Sınavlarda karşımıza gelirse yapacağımız şey belli. Arkadaşlar öncelikle tabii ki dua yoludur Rabbimizle iletişim kurma yolu. Bir diğeri İbadettir. Buraya şöyle bir ibadet yazalım. Bir diğeri yine duaların sonunda veya öncesinde tabii ki tövbemiz olacak. Buraya bir tövbe yazarak yine Allah ile iletişim kurma yoluna girebiliriz. Ve bir diğeri de yine Allah'ın kelamı olan, sözü olan Kur'an okuma işini yapacağız arkadaşlar. Bu dördünü yaptığımız zaman yüce Allah ile iletişime kurma yollarından uygun olanı yapmış oluruz diyelim. Ve maddeler olarak yazacağımız dört madde de bu şekilde arkadaşlar. Bir diğerine bakıyoruz. Burada da imanın şartlarını yazın şeklinde bir ifade var. Evet, imanın şartlarını hatırlayın. Amentü billahi ve melaiketi şeklinde o devam eden o dua, o sure yok mu? İşte o aklımıza gelsin hemen. Bir kere altıdır, bunu unutmayalım arkadaşlar. Birincisi Allah'a iman. Şöyle ilk madde olarak Allah'a iman yazalım. Bir diğeri amentü billahi ve melaiketihi. Bakın meleklere iman şeklinde diğeri geliyor peşine. Ve melaiketihi ve kütübihi, kitaplara iman, yani kutsal kitaplara iman olduğunu biliyoruz, imanın şartlarını. Bunu da yazalım. Bir diğeri ve melaiketihi ve kütübihi ve resulühi, yani resul dediğimiz peygamberlere iman. Buraya da peygamberlere iman. Peygamberlere diyelim. Peygamberlere iman. Ve melaiketihi ve kütübihi ve resulihi vel yevmel ahiri ve bil kaderi. Arkadaşlar devamında da yine aynı şekilde kadere iman ve son olarak da yine ahirete iman şeklinde bu 6 maddeyi yazarak imanın şartlarını da şöylelikle sizlere hatırlatmış olduk diyelim ve geçelim bir başka bölüme. Evet, C bölümünde aynı şekilde ifade edilen, bizden istenen ne? Hemen bakıyoruz. Yüce Allah'ın göndermiş olduğu kutsal kitapların hangi peygamberlere ait, hangilerine gönderildiği bizlere soruluyor. Ki biliyoruz artık, ezberimizde olsa gerek. Tevrat biliyorsunuz ki Hazreti Musa'ya gönderildi arkadaşlar. Hazreti Musa Yahudilerin biliyorsunuz kutsal kitabı. Zebur Hazreti Davud Aleyhisselam'a gönderildi. Bunu da artık öğrenmiş olduk veya hatırlamış olduk. İncil Hazreti İsa'ya, Hristiyanların kutsal kitabı biliyorsunuz. Ve Kur'an da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize, son peygamberimize gönderildi. Dolayısıyla buraya da Hazreti Muhammed yazalım arkadaşlar. Evet, 4 kutsal kitap 4 peygambere bu şekilde indirilmiş oldu. Diyelim ve geçelim 4. bölüme. Peygamberlerin kendine özgü sıfatlarından 5 tanesini yazınız ve kısaca açıklayınız ifadesi var. Evet, yazalım ve ne olduğunu birer kelimeyle sizlere anlatmaya, hatırlatmaya çalışalım daha doğrusu. Evet, bu bölümde birincisi sıdk arkadaşlar, aklımıza gelen sıdk biliyorsunuz doğruluk demek. Hemen şöyle bir doğruluk yazalım. Bir diğerine bakalım. Aklımıza gelen hemen emanet, peygamberlerin özelliklerinden. Emanet, o da arkadaşlar biliyorsunuz ki güvenilir olmak. Peygamberimiz Muhammedül Emin sıfatını aldı bu emanet özelliğinden dolayı. Diğerine bakıyoruz. Fetanet. Peki fetanet neydi arkadaşlar? Akıllı ve uyanık olmak. Yani aklını kullanmak, akıllı ve uyanık olmak demek. Bir diğerine bakalım. İsmet sıfatı, yine peygamberlerin sıfatlarından. Arkadaşlar günah işlememek demek. Peygamberlerin biliyorsunuz ki günah işlemezler. Buraya da günah işlememek diyelim. Ve son olarak aklımıza gelen ne olsun? Tebliğ. Tebliğ de arkadaşlar biliyorsunuz ki bildirmek demek. Allah'tan gelen vahiylerim. Cebrail Aleyhisselam vasıtası gelen vahiyleri insanlara bildirmek. Dolayısıyla peygamberlerin kendine özgü sıfatlarından şöyle 5 tanesini hatırladık.
ve anlamlarını sizlere açıklamaya çalıştık diyelim. Ve geçelim bir başka bölüme. Çoktan seçmeli bölüm. En çok soru sorulan bölüm. Biz de en çok soruyu bu bölümde hazırladık sizlere için. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz ifadesine. Birincisi, namaz ibadeti ne zaman, hangi kandil gecesinde farz kılınmıştır ki? Biliyorsunuz Miraç gecesinin hediyelerinden biridir. Miraç gecesi. Cevabımız B seçeneği olacak bu soruda, direkt nokta atışı yaparak. Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından biri değildir? Yani namazın dışında olan o şartlardan biri değildir ifadesi var. Bakalım hangisi değilmiş. Kur'an'dan ayetler okumak. Arkadaşlar namaza hazırlık diyor. Daha namaza başlamadık ama Kur'an'dan ayetler okumak namazın içinde olan bir şeyi. Dolayısıyla içinde ve dışındaki farzları karıştırmayalım. Cevap A. Namazı vaktinde kılmak, namaza niyet etmek, abdest almak, namazda kıbleye yönelmek, bunların daha namaz başlamadan olan şeyler. Dikkat edelim cevabın A olduğuna, böylelikle karar vermiş olduk. Üçüncü sorumuzda, kulun Rabbine en yakın olduğu zaman hangisidir arkadaşlar? Tabii ki secde değil mi? Namaz esnasında Rabbimizin huzurunda yere kapaklanırız deriz ya, tabiri caizse. O secde anında Rabbimize en yakın olduğumuz andır diyelim. Cevap A seçeneği olsun böylelikle. Dördüncü soruya bakıyoruz. Arkadaşlar dördüncü soruda da aynı şekilde kısa açıklama var. Allah'a sevimli gelen ibadet az da olsa nokta nokta olandır. İşte nokta nokta olan, biliyoruz ki devamlı olandır diye biz zaten defalarca konuştuk bu ayeti. Diyelim ve geçelim C seçeneğin doğru seçenek kabul ederek. Allah'a boyun eğmenin, itaat etmenin, saygı göstermenin ve kulluğun ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Tabii ki ibadet arkadaşlar. Burada tevbe, dua, tevekkül, kader, bunların başka anlamları varken bahsedilen kavramın ibadet kavramı olduğunu böylelikle bir kez daha hatırlamış olduk diyelim ve geçelim bir başka sayfaya. Evet, 6. soruda Allah'ın yaratma sıfatı hangisidir? Yaratmayı biz biliyoruz ki tekvin arkadaşlar, basar görme sıfatı, tekvin yaratma sıfatı. Dolayısıyla kelam söz demek zaten, semi duyma, irade zaten Allah'ın iradesinden bahseden sıfatıyken tekvinin yaratma sıfatı olduğunu bir kez daha hatırlamış olduk. Cevabımız B seçeneği bu soruda. 7. sorumuz, Rabbim yerde ve gökte her şeyi bilir, o hakkıyla işiten ve bilendir ifadesi var. Peki Allah'ın hangi iki sıfatı vurgulanmaktadır şeklinde bir ifade var. Burası ayrı yazılmış, vurgulanmaktadır şeklinde. Peki hangisi arkadaşlar? Bakın ne var burada? Allah her şeyi bilir. O zaman ilim sıfatı. O hakkıyla işiten ve bilendir. Burada işitmek ne demiştik arkadaşlar? Semî. Dolayısıyla buraya da semî yazalım. İlim ve semî sıfatı görüyoruz ki D seçeneğinde yan yana verilmiş. Cevabımız Denizli seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. Dilimiz sürçüyor bazen, kusura bakmayın, affola. Bir amaca ulaşmak için gereken tüm çabayı gösterdikten sonra Allah'a dua edip yardımını beklemeye ne denir? Şu an yaptığımız, önce çalışıyoruz, gerisini Allah'a bırakacağız. İşte biz bu duruma tevekkül diyoruz arkadaşlar. Cevap C seçeneği bu soruda. Diğerine bakıyorum. 9. soruda kendisine yeni bir kitap ve din gönderilen peygambere ne denir? Tabii ki Resulüm değil mi? Allah peygamberimiz için Resulüm der. Çünkü ona kitap ve din göndermiştir. Ama Nebi de peygamber demek, ama kendisine kitap gönderilen değil. Bakın, kitap gönderilme şartı var. Biz o peygamberlere Resul, yani A seçeneği diyoruz arkadaşlar bu soruda. Dinimiz çok yaşlılara ve hastalara oruç konusunda kolaylık sağlamıştır. Tutamadıkları her bir gün için yoksul bir insana günlük yemek ihtiyacını karşılayacak kadar para verebilirler. Yukarıda bahsedilen yardım şekli aşağıdakilerden hangisidir ifadesi var arkadaşlar. Sadaka değil, yani bir fakire normal sadaka vermiyoruz. Zekat, bu malımızın 1/40'ı, bu da değil. Üşür, zaten Osmanlılarda normal halktan, köylüden %10 oranında ürettiği üründen alınan bir vergiydi. Bu oruçla bir alakası yok. Salih amel, yine iyi niyet, iyi yapılan işler demek. Ama fitre, gün başına belirlenen, Diyanet İşleri'nin belirlemiş olduğu belli bir miktar paranın gün olarak oruç tutulamayan günler karşılığında bir fakirin karnını doyurmadır arkadaşlar. Cevap E seçeneği olacak bu soruda. Cevabımız fitre arkadaşlar. Geçelim bir başka soruya. 11. soruda aynı şekilde minik bir sorumuz. Hem beden hem mal ile yapılan ibadet hangisi? Oruç, biliyorsunuz bedenle yapıyoruz. Namazı yine bedenimizle.
Zekatı malımızla yapıyoruz, paramızla. Kurbanı aynı şekilde paramızla yapıyoruz. Para alıp kurban kesiyoruz ama haçta hem bir para harcıyoruz hem bizzat kendimiz hacca gitmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla hem mal hem de bedenle yapılan ibadet hac ibadetidir, biliyorsunuz. Cevabımız belli oldu. Diğer soruya geçiyoruz. Kur'an-ı Kerim'e göre aşağıdakilerden hangi gruba zekat verilemez? Soru köküne dikkat edin. Kime zekat veremiyoruz arkadaşlar biz? Borçlulara, yolda kalmışlara verilir. Allah yolunda olanlara, fakirlere zaten verilir, fakirlere verilir. Kalbi İslam'a ısındırılanlara, yani yeni yeni Müslüman olmaya uğraştığımız insanlara, borçlulara verilir. Miskinlere, yine yoksullara verilir ama insan dedesine, ninesine, annesine, çocuğuna, biliyorsunuz, torunlarına, biliyorsunuz ki zekat verilemez arkadaşlar, veremez. Cevabımız D seçeneği olacak bu soruda. Diğerine bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzlardan değildir? Evet, içindeki farzlardan değilse demek ki dışından olan bir şeyi bulacağız. 13. soruda. Kıyam, ayakta durma, biliyorsunuz namazda. Tekbir getirmek, arkadaşlar tekbir getirmeye dikkat edin. Namaz vaktinin girmesi, rükû ve son oturuş. Bunlar var, bunlar var ama tekbir getirmek ve namazın vaktinin girmesi namazın içindeki farzlardan değildir diyor. Bakın burada tekbir getirmek, Allahu Ekber, Allahu Ekber şeklinde yine namazın dışında olan bir şey. Burada da namazın vaktinin girmesi ama namaz kılınırken söylenen bir şey değil. Bize ne soruyor? Hangisi namazın içindeki farzlardan değildir? Arkadaşlar namazın vaktinin girmesi, bakın burada iki cevap var aslında. Bu, bir de tekbir getirmek. Namazın içinde tekbir getirilmez. Namazdan önce kamet ve tekbir getirilir, anlarım ama bakın burada iki cevap var. Yanlış şık verilmiş. Tekbir getirmek ve namaz vaktinin girmesi namazın dışında olan şeyler. Bize içindeki soruyor. İçindeki farzlardan olmayan iki seçeneğimiz var. İkisini de tespit edelim. Soruda bir yanlışlık var. Ama biz ikisini de bulmuş olduk. Cevaplarımız belli oldu. Bu sefer cevaplarımız diyorum. Çünkü iki cevap var belli ki. 14. soruya bakıyoruz. Aşağıda zekatla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet, zekatı hatırlayalım. Hangisi yanlış bu soruda? Nisap, dinen zenginliğin ölçüsü demektir. Evet, dinen zenginlik ölçüsüne nisap deniyor arkadaşlar. Bu bilgi doğru. Koyun ve keçide nisap 40 adettir. Yani 40 adet koyun ve keçin varsa nisap vereceksin. Bir zekat vermek zorundayız bununla ilgili. Bu da doğru. Bir kişi torunlarına zekat veremez. Evet, söylemişti biraz önce, veremeyiz. Bu da doğru. Zekat vermek farzdır arkadaşlar. Yani dinen zenginseniz o zekatı vereceğiz belli oranda. Bu da doğru. Zekat verilecek malın üzerinden 6 ay geçmesi gerekir. 6 ay gibi süre yok. Yani bugün bir ev aldın veya araba aldın, onun 40'ta birini zekat olarak vermeliyiz arkadaşlar. 6 ay bekleme şartı yok. Cevabımız belli oldu bu soruda. Diyelim, diğerine bakıyoruz. Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala namazın neresinde söylenir arkadaşlar? Biliyoruz ki secdeye, evet, yere doğru gittiğimizde, kapaklandığımızda diyelim, Allah'ın huzuruna en yakın olduğumuz yerde Sübhane Rabbiyel Ala şeklinde 3 defa söyleriz. Bu da secde bölümündedir namazın. Cevabımız B seçeneği olacak bu soruda. Evet, 16. sorumuz. Diğerlerine göre daha kısa bir soru. Direkt nokta atışı. Aşağıdakilerden hangisi peygamber değil? Hazreti İsa, peygamber biliyoruz. İdris, peygamber. İlyas, Elyasa, bunlar zaten ilahide de duymuşsunuz. Yakup peygamber ama Hazreti Ali peygamber değil. Halifelerden, 4 halifeden sonuncusu peygamberimizin hem amcasının oğlu Ebu Talib'in oğlu hem de damadı Hazreti Fatıma'nın, Fatıma annemizin eşi, biliyorsunuz. Dolayısıyla peygamber değil, bir halife, hatta son halife diyelim. Namazların rekat sayısı hangi şıkta yanlış verilmiştir? Sabah namazı 2 sünnet 2 farzat, farzı toplam 4. Doğru. Öğle namazı 4 sünnet 4 farz 4 son sünnet, şey, 2 son sünnet toplam 10. Doğru. Akşam namazı 3 farz 2 sünnet olacak arkadaşlar. 3 artı 2 5 olması gerekirken bize 6 denmiş. İşte yanlışlık burada. C seçeneği yanlış olacak. İkindi 4 sünnet 4 farz toplam 8. Yatsı 4 sünnet 4 farz 2 son sünnet 3 vitir vacip namazı olmak üzere 13 rekat. Bu da doğru. Cevabımız C seçeneğindeki akşam namazının rekatları yanlış verilmiştir. 3 farz 2 rekat 2 sünnet toplam 5 olacak arkadaşlar. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
doğru ifadesi var 18. soruda. Bakalım hangisi doğru? Cebrail aleyhisselam vahiy meleği mi? Evet, peygamberimize biliyorsunuz ki vahiyleri Cebrail aleyhisselam getiriyor. Azrail tabiat olayları uğraşmaz. Azrail biliyorsunuz ki ölümle, can almayla uğraşır. Yanlış. Mikail biliyorsunuz ki doğa olaylarıyla sûre üfleme. Sûrem İsrafil üfler. İsrafil ölümle uğraşmaz. Biraz önce söylediğim gibi sur borusunu üfleyecekti yeniden diriliş için. Münker ve Nekir'le yazıcı melekleri değil arkadaşlar. Kabirdeki sual sorucu melekler. Yazıcılar biliyorsun kiramen katibin melekleriydi. Dolayısıyla yanlış. A seçeneğindeki Cebrail'in vahiy meleği olduğunu bir kez daha hatırlatalım sizlere. Diğerine geçiyorum. Kabe'nin etrafını Hacerül Esved'den başlayarak 7 kez dönmeye ne denir ki? Hac zamanında olur bu biliyorsunuz. Buna ne diyoruz? O 7 kere dönmeye arkadaşlar hatırlayalım. Tavaf diyoruz değil mi? 7 kere dönmek tavaftır. Peki son sorumuz bu sayfadaki aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzlardan değildir? İçinde değilse dışında olacak. Bakalım hangisi dışında değil? Bu namazın içi ve dışındaki farzlara lütfen ayrıca dikkat edin. Bol soru gelecek arkadaşlar. Hangisi namazın içindeki farzlardan değil, yani dışındaki farzlardan? Niyet. Biliyorsunuz ki arkadaşlar daha namaza başlamamışız. Niyet ettim Allah rızası için öğlen namazı diyoruz. Bakın daha namaz başlamadı. Allahu Ekber dedikten sonra namaz başlar. Dolayısıyla niyet namazın dışında olan bir farz. İçindeki farzlardan değil. Son oturuş, kıyam, ayakta durma, rükû, aşağı doğru eğilme, böyle 90 derece ayakta eğiliyoruz. O kıraat zaten Kur'an okuma. Bunların hepsi namazın içinde olurken niyet henüz namazın henüz önünde, namazın dışındaki farzlardan biri. Dolayısıyla cevabımız belli oldu bu soruda. 21. sorumuz bol soru, bol puan demek. Aşağıdakilerden hangisi ibadetle ilgili temel ilkelerden değildir? Bakın temel ilkelerden değildir ifadesi var. Bir kere ibadet yaparken isteklilik gerekiyor mu arkadaşlar? İstekli olacak mıyız? İsteksiz ibadet mi olur? Tabii ki temel şartlardan biri. Gösterişten uzak olma. Sadece Allah'ın rızası için yapılır ibadet. Bu da gerekli. Samimiyet. Samimi duygularla Allah'ın huzuruna gideceksin. Bu da gerekli. Tecrübelilik. Kolay ve güç yetirebilir olma. Evet. Kolay olacak yaptığın ibadet ve gücün yetecek arkadaşlar. Gücü yetmeyen bir şey zaten Allah insanlara yüklememiş. Bu da gerekiyor ama namaz kılmak için, oruç tutmak için tecrübeye mi gerek var? Ergen olan herkese bu farz. 2, 2 daha 4 bitti. Dolayısıyla temel ilkelerden değil arkadaşlar tecrübe diyelim ve geçelim 22. soruya. 22. soruda aynı şekilde ihram, şeytan taşlama, şavt, tavaf, safa, mina, vakfe bir sürü terim verilmiş. Haccın farzı kaçtır? Yukarıdakiler hangisi haccın farzlarıdır ki haccın farzını biz zaten 3 olduğunu defalarca ünitelerde gösterir. Bu bir kere hacda ihrama gireceksiniz arkadaşlar. Daha sonra tavaf etmek zorundayız ve vakfe yapmayız. Arafet ve Mina aralarında o vakfeleri yapmak zorundayız. Farzı 3 ve 3'ü de ihram, tavaf ve vakfe şeklindedir. Yani 1, 4, 7 hangi seçenekte var görüyoruz ki D seçeneğinde 22. sorunun cevabı D seçeneği olacak böylelikle arkadaşlar. 23. soruya bakıyoruz. Çocuğun doğumunun ilk günlerinde kesilen kurban hangisidir? Kardeşi olan vardır veya yakınının çocuğu olan vardır. Bir kurban keserler. O kurban akika kurbanıdır arkadaşlar. Çocuğun doğduğu için Allah'a şükür için kesilen bir kurbandır. Akika kurbanı yeni doğan bebekler için kesilir. Hiç kimseden karşılık beklemeden Allah'ın rızasını kazanmak için aklın ve dinin güzel olarak kabul ettiği yararlı işlere ne denir ifadesi var? Ne denir arkadaşlar? İbadet mi? Değil. İbadet Allah'a karşı yapmış olduğumuz, onun rızasını kazanmak için yapmış olduğumuz onun emirleri. Hayır, zekat, dua bunlar bahsedilen şey değil ama salih ameldir. Sadece Allah'ın rızasını kazanmak için aklın ve dinin güzel olarak kabul ettiği yararlı işlere biz salih amel diyoruz. Cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar bu soruda diyelim ve geçelim son sayfa ve son sorularımıza artık. Burada da yine maddelerimiz var. Maddelere bakıyoruz. Bayram namazı, teravih namazı, cenaze namazı, cuma namazı. Evet, namazlardan bahsediyoruz. Yukarıda verilen namazlardan hangileri cemaatle kılınması zorunlu namazlardandır? Yani cemaat olmadan kılınmayacak namazlardandır. Bakalım hangisi cemaatle kılınıyor? Bir kez daha hatırlatalım bunları arkadaşlar. Bayram namazı cemaatle kılınır mı? Tabii ki kılınır. Kendi başına bayram namazı kılan var mı evde? Camiye gideriz, cemaatle kılarız. Dolayısıyla şuraya bir işaret koyalım. Teravih namazı camiye gittiğin gibi evde tek başına da kılabilirsin. Buna cemaat gerekmez.
Bakın cemaatle kılınması zorunluları arıyoruz. Bunu geçtim. Cenaze namazı, tek başına cenaze namazı kılınmaz. Yani 2-3 kişi en az olmak zorunda, bir cemaat oluşturulmak zorunda. Bunu da şöyle bir yuvarlak içerisine alalım. Cuma namazı da, evet, cumaya gidip tek başına cuma kılan yok. İmamın yani arkasında yüzlerce, binlerce kişi camisine göre biliyorsun ki cemaatle kılıyor o cuma namazını. Dolayısıyla 1, 3 ve 4. seçenekler C şıkkında karşımıza çıkıyor. Cevabımız C seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. Evet, 26. sorumuz. Aşağıda kurbanla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ifadesi var? Koyun küçük baş hayvandır, bir kişiyle kesilebilir. Evet. İnek büyük baş hayvandır, 7 kişi kesebilir. Evet. Keçi bir kişi kesebilir, yine koyun gibi küçük baştır. Evet. Deve büyük baş hayvan grubundadır, 7 kişi kesebilir. Tosun 8 kişi kesebilir. Olmaz arkadaşlar. Tosun, o da büyük baştır. 7'den yukarısı artık kabul edilemez. Kurban 7 kişiden fazla kesemez büyük baş hayvanları. Cevabımız C seçeneğe, geçiyoruz diğerine arkadaşlar. 27. soruda aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin faydalarından biri değildir? Biraz önce farzlarından bahsetti. Şimdi de faydalarından. İnsanların eşitliğine katkı sağlar mı? Böyle hac manzaralarını televizyondan görüyoruz arkadaşlar. Orada beyazı var, zencisi var, kadını var, erkeği var, uzunu, kısası, yaşlısı, genci, hepsi var. Peki birinin diğerine üstünlüğü var mı? Yok. Hepsi eşit durumda o ihramın içinde. Dolayısıyla bu faydalarından biri. Diğerine bakıyorum. Zorluklara sabretmeyi öğretir mi? Öğretir. O sıcakta, o vakfe, o tavaf, oruçluyken bunları yapmak bize sabretmeyi öğretiyor. Bu da var. Şefkatli olmayı, insanların birbirine karşı şefkatli olmasını da öğretir. Doğal güzellikleri görürüz. Arkadaşlar biz oraya tatile gitmiyoruz ki. Allah'ın ibadetini, emrini yerine getiriyoruz. Orada doğal güzellik görme amaçlı Kabe'ye, hacca gidilmez. Cevabımız saçma olduğu için D seçeneği diyorum. Kardeşliği öğretir mi? Evet, öğretir. Oradaki insanlar dedik ya, birbirine bakmaksızın zencisi, beyazı, uzunu, kısası, kadın, erkeği, herkes kardeş gözüyle birbirine bakar. Cevap böylelikle belli olmuş oldu. Diğerine bakıyorum. Son sorumuz bu sayfadaki. Aşağıdakilerden hangisi zekatın kelime anlamlarından biri değildir? Arkadaşlar zekat bir azalma değildir. Yani zekatı verince malımız mı azalır? Hayır, Allah daha çok verecektir ki verir. Bunu biliyorsun, azalma değil. Çoğalma, temizlik, bereket, artma hepsi zekatın sözlük anlamlarından birileriken azalma zekatın kelime anlamı olarak söylenemez diyelim ve bugünkü videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize başarılar diliyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.